Bugün koşullu bekleme. Geçen hafta iki boyutlu rastgele değişkenlere başlamıştık. Onun işte dağılım fonksiyonu elde etme, olasılık yoğunluk fonksiyonundan olasılıklar hesaplama, onları görmüştük. Bugün koşullu beklenen değer, koşullu varyans ve kovaryansı göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tamamlayacağız. Ödeviniz bunlarla ilgili. İşte aktif olacak 17'si mi demiştik artık, hatırlamıyorum şimdi. 17'sinde aktif olacak. Şöyle başlayalım koşullu beklenen değerle. Y eşittir Y değeri verilmişken X rastgele değişkeninin koşullu beklenen değeri. Beklenen değerin tanımı neydi hatırlarsanız? Beklenen değer işte örneğin kesikli bir değişkense beklenen değer X rastgele değişkenin aldığı değerle bu değeri alma olasılıklarını çarpıp topluyorduk. Nerede? X elemandır değer kümesinde. Bu aynen ortalama gibi. Burada da aynı mantık. Yine elimizde bu sefer koşullu bir dağılım var. Koşullu bir dağılımın beklenen değerini bulmak istiyorum. Bu yüzden de bana gereken koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu veya olasılık fonksiyonu. X ve Y kesikliyse beklenen değer, biz ne için beklenen değeri hesaplıyoruz? Koşullu beklenen değer X için. X için hesapladığımız için X'in tanım aralığını kullanıyoruz. Y için hesaplarken de Y'nin tanım aralığını kullanacağız. Dolayısıyla şuradaki mantığın aynısı. Yine X rastgele değişkeninizin aldığı değerlerle koşullu olasılık fonksiyonunu veya koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu çarptırıp integralini veya neyini aldırıyorsunuz? Toplam sembolünü kullanarak toplamlarını. Tersi şekilde de bu arkadaşlar. Bu sefer X için değerler verilmişken Y'nin beklenen değeri, koşullu beklenen değeri de şu formüllerle bulunuyor. Dilerseniz soruyla devam edelim. X ve Y'nin ortak olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi veriliyor. X 0, 1, 2 değerlerini alırken Y 1, 2 değerlerini. Fonksiyonumuz bu. 1 bölü 15 X artı Y. Y eşittir 1 olduğunda, Y eşittir 1 koşulu altında X'in beklenen değeri. O halde ilk olarak neyi bulmam lazım? Koşullu dağılımı elde etmem gerekiyor. Koşullu dağılım ama ne altında? Y eşittir 1 için. Y eşittir 1 için X'in olasılık fonksiyonu, birlikte olasılıkları X eşittir, X virgül Y eşittir 1 için birlikte olasılık bölü nedir? Y'nin marjinal olasılığı. O halde Y'nin marjinal olasılığı. Şimdi buradan neleri bulacağız? Tek tek. X hangi değerleri alıyor? 0, 1, 2. X eşittir 0, Y eşittir 1 için. Ondan sonra X eşittir 1, Y eşittir 1 için. X eşittir 2, Y eşittir 1 için. Bu koşullu dağılımları elde etmem gerekiyor önce. Ama aşağı taraf için de neyi bulacağım? Y'nin marjinal. Gelin önce koşullu dağılımları bir elde edelim. Koşullu dağılımlar. X eşit koşullu diyorum. Birlikte dağılımlar. X eşittir 0, Y eşittir 1. Nedir? X yerine 0, Y yerine 1 yazıyorsunuz. Sonuç 1 bölü 15. Aynı şekilde X yerine 1, Y yerine 1 yazdığımız zaman yine ortak olasılık fonksiyonundaki değeri 2 bölü 15, x eşittir 2, y eşittir 1 için yine burada yazdığınız zaman değerleri 3 bölü 15 şeklinde bulunuyor. Ödev için konuşuruz Serkan dersin bitiminde. Arkadaşların genel bir fikrini alırız. Tamam. Daha sonra burada birlikte olasılıkları bulduk. Tüm x değerlerine ait. Daha sonra bir de neyi bulmam lazım? Y eşittir. Olası y eşittir 1'deki olasılık değeri. Şunları küçük yazmışız. Şunlar büyük olacak arkadaşlar. Y eşittir 1 olma değerini bulduracağım. Şunlar da hep büyük.
Bunları düzeltirsiniz slide'dan. Ters yazmışız. Neyse. Şimdi dolayısıyla benim neyi bulmam lazım? Y'nin marjinal dağılımını bulmam lazım. Y'nin marjinal dağılımını elde ederken neyden hesaplıyorduk? X'in tanım aralıklarından. Fonksiyonda x yerine 0, 1, 2 değerlerini yazdığınız zaman y'ye ait bir fonksiyon bulacaksınız. Y eşittir y artı 1 bölü 5. Y eşittir diyorum. F y eşittir y artı 1 bölü 5. Yani ne bulduk aslında? Y eşittir y olma olasılığını. Şimdi bize neyi istiyor? Y eşittir 1 olma olasılığını. Y eşit yerine 1 olma olasılığını yerine yazdığınız zaman bu fonksiyonda sonuç 0.4. Yani 2 bölü 5. Daha sonra buradan koşullu olasılık fonksiyonlarını bulacağım. Yani şu yukarıdaki formülde burada bulduğumuz değerleri yerine yazdığımız zaman şu değerlere ulaşıyoruz. Bunların toplamı zaten 1 olmak zorunda. Tamam. Var mı şimdi buraya kadar sorumuz? Yoksa devam ediyorum. Şimdi bunları bulduktan sonra artık bakın bu fonksiyonu oluşturduk. Şöyle bir dağılım bulduk. X eşittir 0, 1, 2 değerlerini alıyor. X'e ait koşullu dağılım ise ne değerlerini aldı? 0.167, 0.333 ve 0.500. Bunu kullanarak neyi bulacağım? Koşullu beklenen değeri. Koşullu beklenen değerde de dolayısıyla şuradan gösterirsem koşullu beklenen değer x'in tanım aralığında 0 ile 2 tanım aralığında x çarpı koşullu dağılım. Ne yapacaksınız? X yerine 0 yazıp x yerine 0 çarpı x eşittir 0'daki koşullu dağılım değeri kaç? 0.167. Şöyle dursun. X eşittir 1 iken koşullu dağılımdaki değeri 0.333. X eşittir 2 iken de koşullu dağılımdaki değeri 0.500. Bunları topladığınız zaman koşullu beklenen değerimiz 1.33 çıkıyor. Var mı sorumuz? O halde bir tane de sürekli için yapalım hadi. Tanım aralığım 0,1. Y için yine 0,1 şeklinde. Birlikte dağılımları verilmiş ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu. Beklenen değer y eşittir 0,5 için x'in beklenen değerini soruyor. İkisi de sürekli bir dağılım olduğu için ne olacak? İntegral kullanacağım. İntegral ama nerede? X'in tanım aralığında. X'in tanım aralığı ne? 0 ile 1. Yani x çarpı f x y koşulu altında x koşul y'yi bulmam lazım. Önce bulmam gereken kısım şu. Şunu elde etmem lazım. Beklenen değer x için hesapladığınız için burada çift katlı değil Ömer. Direkt neyse tek katlı. Y'nin ikini sorarken yine tek katlı. Daha sonra f, x, koşul, y. Daha geçen haftaki dersimizde bunları yapmıştık. Nedir bu da? Birlikte olasılıkları bölü nedir? Y'nin marjinal olasılığı. Y'nin marjinal olasılığını nasıl bulacağım? Aşağıda çözüm var ama ben burada. Y'nin marjinal olasılığını x'in sınırlarında yapacağım yine. X'in sınırlarında 0'dan 1'e kadar fonksiyonu alıyorum elime. X artı 2y dx. Bunun integralini aldığınız zaman şuna ulaşıyoruz. 2 bölü 3 x artı 1. Pardon onu bulmamışız. Şurada. 4y artı 1 bölü 3.
Şurada şekilde elde ediyoruz. Daha sonra bunu bulduk. Daha sonra bunu yukarıdaki fonksiyonda yerine yazıyorum. X koşu. Fx y neydi? 2 bölü 3. X artı 2y bölü 4y artı 1 bölü 3. Bunu sadeleştirirseniz 2 tane x artı 2y bölü 4y artı 1 olur. Bakalım, kontrol edelim. Peki x artı 4y bölü 3. Buradan sadeleştirmeler yapmışız. 2x artı 4y. Pardon, sadeleştirme derken y'nin hangi değerinde bakıyoruz buna? Y'nin 0,5. Eğer herhangi bir y değeri verilmeseydi böyle bırakacaktınız. Ama y değeri 0,5 verildiği için şu bulduğunuz fonksiyonda y yerine 0,5 yazıyorsunuz. Y eşittir 0,5. Buradan ne olacak? 2x artı 2 bölü 3. Oradan da sadeleştirdiğimiz zaman y eşittir koşullu dağılım fxy 2 bölü 3x artı 1 olarak bulunuyor. Var mı şu ikisiyle ilgili bir sorumuz? Oradan sonra artık beklenen değeri hesaplayabilirim. Beklenen değer x, y eşittir y değerinde. En son 0,5'i yazacağız yerine yine. X'in beklenen koşullu beklenen değerini bulduğum için x'in sınırlarını kullanıyorum bu sefer. X çarpı koşullu beklenen değer, koşullu dağılım çarpı dx. 0'dan 1'e x çarpı, yukarıda ne bulduk? 2 bölü 3 x artı 1 şurada. Dx, bunun integralini aldığınız zaman direkt 5 bölü 9 şeklinde buluyorsunuz. Tamam. Zaten y'ye ait bir şey kalmadı burada. Kalsaydı y yerine de 0,5 yazacaktınız. Var mı sorunuz arkadaşlar? Yoksa beklenen değerin iki değişkenli ya da iki boyutlu rastgele değişkenler için beklenen değerin özelliklerine bakalım. Birincisi, x artı y rastgele değişkenini, bu kesikli de olabilir, ikisi sürekli de olabilir. İkisini topladığım zaman beklenen değeri bulmak istiyorum. İkisinin beklenen değeri ayrı ayrı beklenen değerlerin toplamı şeklinde bulunur. X rastgele değişkeninin bir fonksiyonu ux olsun. Yani ux x'e bağlı bir fonksiyon. Vx de yine x'e bağlı bir fonksiyon. Aşağıda örneklendiririz. Beklenen değer ux artı beklenen değer vx'i ayrı ayrı yine beklenen değerleri şeklinde buluyorsunuz. Örnek şu olsun. Ux 2x olsun. Uy de vx de yani 3x artı 5 olsun. Amacım şu, beklenen değer ux artı vx'i bulmak. Ne olacak? Beklenen değer 2x artı beklenen değer 3x artı 5 şeklinde ayrı ayrı buluyorsunuz. Öyle yazsanız da olur 5x artı 5. Daha sonra 2 ne olur? Beklenen değerin dışına çıkar hatırladığımız gibi. 3 ne olur? 3 de beklenen değerin dışına çıkar. Artı 5. Ne oldu bakın? 5 tane beklenen değer x artı 5. Bu tarz fonksiyonlar olabilir. Bir diğeri, x ve y rastgele değişkenleri bağımsız olması koşulu altında. Şimdi geçen hafta bağımsızlıktan bahsetmiştik. İki rastgele değişkenin bağımsız olması için biri diğerini etkilememesi gerekiyor. Onun ön koşulu neydi? Geçen haftaki tanımlardan hatırlarsanız, beklenen değer
dilerim. Geçen hafta bunu birlikte olasılıktan göstermiştik. Birlikte olasılıkların çarpımı bana ayrı ayrı marjinal olasılıkların çarpımı birlikte olasılığı veriyorsa ne dedik? Bunlar x ve y rastgele değişkenleri bağımsızdır. Aynı mantık burada da geçerli. X ile y rastgele değişkenlerini çarpıp beklenen değerini aldığınızda ayrı ayrı beklenen değerlerin çarpımı şeklinde buluyorsanız bu durumda yine x ve y rastgele değişkenleri bağımsızdır diyoruz. Bu koşul, ilk yazdığım koşul şunu gerektiren bir koşul. Aynen zar atma ile par atma deneyi gibi. İkisi de bağımsız rastgele değişkenlerdir. Yine beklenen A ve B reel sayıların bir elemanı olsun. Sayı, reel sayılarda bir değer alsın. AX, X rastgele değişkenine A ile çarptığınız, Y rastgele değişkenine Y, B ile çarptığınız zaman yine şurada yaptığım örnek gibi aslında beklenen değer AX artı beklenen değer D çarpı beklenen değer Y şeklinde bulabiliyorsunuz. İşte basit bir örnek, beklenen değer 2X artı 5Y soruldu size diyelim. 2 tane beklenen değer X artı 5 tane beklenen değer Y şeklinde elde edebiliyorsunuz. Yani ayrı ayrı marjinal olası marjinal dağılımların ayrı ayrı marjinal değişkenlerin beklenen değerlerini bularak oradan ana oluşturduğunuz fonksiyonun beklenen değerini bulabiliyorsunuz. Bunları mesela yukarıdaki örnekler için deneyebilirsiniz. Sistemde bir örnek dosya, çalışma dosyamız var. Baktığımız kalırsa şimdi bakarız ona yine. Üzerinden geçeriz örneklerin. Şimdi koşullu varyans. İşler biraz daha formüller kalabalıklaşacak ama yaptığımız mantık aynı. Şimdi önce normal varyansı bir hatırlayalım isterseniz. Şöyle. Normal varyansta ne yapıyorduk? Tek değişkenli de beklenen değer x, beklenen değer x kare eksi beklenen değer x'in parantez karesiydi. Buradan da beklenen değer x'i, x diyelim sürekli bir değişken, integral x çarpı fx dx, nerede hesaplıyorduk? X kare çarpı fx dx, x'in değer kümesinde. Buradaki mantık da aynı arkadaşlar. Yine varyans y eşittir y için koşullu varyansı hesaplayacaksınız. Yine beklenen değer x kare y eşittir y koşulu altında beklenen değer eksi beklenen değer x y eşittir y'nin birlikte beklenen değeri. Şimdi şurayı nasıl yapacağız? Sürekli için yazayım. Birazdan nottan da kesikli için gösteririm. Bu ne olacak arkadaşlar? Sürekli bir dağılım olduğu için yine x'in değer kümesinde x kare çarpı bu sefer burada ne gelecek? Koşullu dağılımın kendisi gelecek. X koşullu y dx. Beklenen değer x'i de daha önce hesapladığımız beklenen değer x y koşullu y. Yine x'in değer kümesinde x kare, x çarpı x koşul y, x koşul y, dx. Tamam. Bunlar sürekli için yazdım. Kesikli için de şimdi örnekte gösteririm. Burada formüllerimizin arkadaşlar. Burada ben kapalı formatlarıyla yazdım formülleri ama daha sonra aşağıdaki açık formatlarıyla da var. Siz şu yukarıdakinden de hesaplayabilirsiniz ama bize dikkat ederseniz beklenen diye bu şekilde hesaplıyorduk. O yüzden buradaki formülleri kullanmanız hem işinizi hızlandırır hem de formülasyonları daha basit hale getirmiş oluyoruz. Birazdan bununla ilgili örneğimiz yok mu? Var. Aşağıda örnekten devam edeceğiz.
Ama öncelikle istiyorsanız şu konuyu da bir halledelim. Bugünün son başlığı rastgele değişkenlerle ilgili iki rastgele değişkenin kovaryansı ve korelasyonu kavramları var. Birincisi, kovaryans iki rastgele değişken arasındaki doğrusal ilişki. Bu önemli arkadaşlar. İki rastgele değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir. İlişkinin yönü hakkında bilgi verir. İşte x değişkeninizle y değişkeniniz arasında örneğin biri gelir olabilir, biri tüketim olabilir. Bu değişkenler arasında pozitif bir ilişki mi var, yoksa negatif yönlü bir ilişki mi var, yoksa ilişki yok mu? Bunu tespit ettiğiniz ölçüt kovaryans ölçütü. Kovaryans eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değerler alır. Şu şekilde göstereceğiz kovaryansı. Kovaryansın hesaplanmasının formülü bu kırmızıyla yazdığım arkadaşlar. Beklenen değer xy eksi beklenen değer x çarpı beklenen değer y şeklinde bulunuyor. Kovaryans şayet negatif çıkarsa negatif yönlü bir ilişki var. Kovaryans sıfırdan büyük çıkarsa pozitif yönlü. Yani pozitif yönlü demek biri artarken diğerinin de arttığı anlamına. Örneğin gelir artarken tüketim artar. Tamam. Kovaryansı şayet sıfır bulursanız da ilişki yoktur diyoruz. Ama onu şimdi kovaryansın sıfır çıkması bakalım ne oluyor? Yani beklenen değer xy'nin beklenen değer x çarpı beklenen değer y olması. Bu ne koşuluydu? Biraz önce söyledim. Bağımsızlık koşulu. Aynen. Kovaryansın sıfır çıkması demek ki iki değişkenin birbirinden bağımsız olduğu anlamına geliyor. Tamam? Şimdi kovaryans ilişkinin sadece arkadaşlar yönü hakkında bilgi verir. Ama ben şunu görmek istiyorum. Ya acaba bu ilişki güçlü mü, kuvvetli mi, yoksa zayıf yönlü bir, zayıf bir ilişki mi? Buna karar vermek istiyorum. Bunu karar vereceğim ölçütlerden birincisi, ölçütlerden biri korelasyon katsayısı arkadaşlar. Öncelikle şimdi niye korelasyon katsayısına geçiyoruz kovaryanstan? Önce onu bir söyleyeyim. Şimdi kovaryansın birimi vardır. Örneğin gelir ve tüketim değişkenleriniz var. Gelirin birimi ne? TL. Tüketimin birimi ne? Yine TL. Şimdi kovaryansın birimi, kovaryansın formülüne bakarsanız beklenen değer xy çarpı beklenen değer x eksi beklenen değer y. Dolayısıyla beklenen değer x çarpı y'nin birimi ne olacak? TL çarpı TL'den TL kare. Buralarda yine TL çarpı TL'den TL kare şeklinde. Dolayısıyla kovaryansın bir birimi var arkadaşlar. Ve bir dezavantajı eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değerler alıyor. Ve bu bize bir anlam ifade etmiyor. O yüzden sadece yön hakkında karar verebiliyorsunuz. O yüzden eğer kuvveti ve şiddeti hakkında bir bilgi verebilmemiz için bizim korelasyona geçmemiz gerekiyor. Korelasyon da aynı yine kovaryans gibi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve derecesini söylüyor bakın. Diğeri sadece doğrusal bir ilişkinin yönünden bahsedebiliyorken buradan derecesi hakkında da karar verebiliyorsunuz. Aynı zamanda da önce kovaryansın bir formülüne bakalım isterseniz. Korelasyon, özür dilerim, şu şekilde yazacağım. Cor, x, y şeklinde ve simgesel olarak da böyle gösteriliyor arkadaşlar. Şu Yunan alfabesindeki rho, bilmeyenler için söyleyeyim. Kovaryansın karekök varyanslara oranı, yani standart sapmalara oranı bize korelasyonu veriyor. Siz böyle yaparak neyi sağlamış oluyorsunuz? İstatistikte görmüş olabilirsiniz, evet. Böyle yaparak neyi sağlamış oluyorsunuz? Şimdi şuranın birimi neydi? TL kare. Varyansın birimi nedir? Yine TL kare. Karekökünü alırsanız TL. Yine şuradaki varyansın birimi de yine karekökü TL. T kareleri sadeleştirin. Ne oluyor? Birimsiz bir değişken elde ediyorsunuz. Korelasyon katsayısı birimsiz bir değişken. Evet, bir sabit bir değer oluyor.
birimsiz bir değişken elde ediyorsunuz. Bir korelasyona geçmenin amaçlarından biri budur. Şimdi elinizde kilogram var, bir de TL var. Kilogramla TL arasındaki ilişkiye bakmak istiyorsunuz. Nedir? Burada bir karar veremeyebilirsiniz. Şimdi eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değerler alıyor, güzel. Belki 300 bin değerini buldunuz. Bu 300 bin değeri anlamsız bir değer olabilir. Yani iki değişken arasındaki gücün zayıf olduğunu gösterebilir. Ama siz 3 bulursunuz, bu güçlü bir ilişkiye karşılık gelebilir. O yüzden burada korelasyonda, kovaryansta bu birime bağlı olması engel teşkil eden kısımlardan biri. O halde birinci avantajı bu. İkinci avantajı da korelasyon katsayısı eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Sıfır olması iki değişken arasında ilişki olmadığı anlamına geliyor. Yani iki değişkenin bağımsız olması. Yani kovaryans xy eşittir sıfır olduğu anlamına geliyor. Siz artı 1'e doğru yaklaştıkça güçlü, pozitif ve doğrusal bir ilişkiden bahsedebilirsiniz. Buradaki doğrusallık önemli arkadaşlar. Eğer doğrusal olmayan bir ilişki varsa iki değişken arasında korelasyon katsayısını kullanamıyorsunuz. Başka ölçütleriniz var. O bu dersin kapsamı dışında. Yani iki değişken arasında ya böyle ya şöyle bir ilişki olması lazım. Tamam. Şöyle bir ilişki varsa iki değişken arasında burada korelasyon katsayısı kullanılamaz. Eksi 1'e doğru gittikçe de güçlü, negatif ve doğrusal bir ilişkiden söz edebiliyoruz. Burada kesin, şimdi diyebilirsiniz ki 0.35 bulduk. Bu zayıf mı? Artı 0.35. Zayıf, orta mı, kuvvetli bir ilişki mi diye. Burada şöyle arkadaşlar, kesin bir değer yok bunlarla ilgili. Her kitapta farklı bir yorumlama yapılır ama ben şu şekilde tercih ediyorum. 0 ile 0.33 arası zayıf ilişki, yani 3'e bölüyorum. 0.33, 34 ile 0.67 arası orta kuvvet, zayıf, orta şiddette 0.67'nin üstü güçlü bir ilişki. Bu şekilde parçalama yapabilirsiniz. Bazı kitaplar 0.20'nin altına zayıf der. İşte 0.20-0.50 arası orta kuvvet der. 0.50'nin yukarısı yüksek bir ilişkiden bahseder. Bu aslında incelediğiniz değişkenlerle de alakalı. Ama birçok kaynak bu tarz ayrıma gidiyor. Biz bu tarz yorumlamalar yapmayacağız. Tabii ki biz sadece hesaplama işlemiyle uğraşacağız. Tamam. Şimdi aşağıda örnekte bunları göreceğiz. Ama öncelikle varyansın özelliklerini bir hatırlayalım. Biz daha önce sadece varyansın şu özelliklerini biliyorduk. Varyans işte A. Varyans A neydi? Bir sabitin varyansı A elementidir. Reel sayı olsun. Sabitin varyansı 0. Bir de neyi biliyorduk? Sabit artı bx şeklindeyse de, şunu bx yazalım direkt. B'nin dışarıya nasıl çıkıyordu? Kare şeklinde, çok güzel. Şimdi aynı işlemi bu sefer iki değişken olduğu zaman yapacağız arkadaşlar. Varyans x artı y, yani iki değişkeni toplayıp varyansını bulmak demek şudur. Varyans x artı varyans y artı iki tane artık işin içine kovaryanslar giriyor. Burası şayet eksi olursa da eksi iki tane kovaryans y geliyor. Tamam mı? Şimdi iki rastgele değişken bağımsızsa da kovaryanslar sıfır olacağı için doğal olarak şunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Buradan da parçalama. Artık şuradaki eksinin bir anlamı kalmıyor. Şöyle göstereyim. Siz şunu şu şekilde yazarsanız varyans x artı eksi 1 çarpı y gibi yazdığımı düşünün. Parçalıyorum, varyans x artı varyans eksi 1 y. Eksi 1 dışarıya nasıl çıkacak? Karesi şeklinde çıkacak. O yüzden varyans x artı varyans y. Tamam.
Şuradaki eksinin bir anlamı bağımsız olmaları halinde orada bir anlamı kalmıyor. Evet. Alaka değil de bağımsızlık diyelim ona. Şimdi örnek, iki tane örneğimiz var. İsterseniz bunu şöyle yapalım. Başka bir slide'dan yazarak anlatayım. Vaktimiz var çünkü. Örnek 1'deki veriler diyor. Örnek 1'imiz neymiş? Geçen hafta çözdüğümüz örnek şunu bulmuştuk sonuç olarak. Şurayı bir alalım. Geçen haftaki örnekte şunu elde etmiştik hatırlarsanız. Neyi soruyor? Önce beklenen değeri bulmamızı istiyor. Beklenen değer y, x eşittir 20'deki değerinde. Önce evet, koşulu dağılım bulduğumuz için toplam y için bulacağım için ne olacak? Y eşittir 10, 25. Değerler için y çarpı olasılık fonksiyonunun değeri, ama nerede koşullu olasılık fonksiyonunun değeri, ne yapacaksınız? Y 0, y 10, 10 çarpı değeri 0 artı 15 çarpı 2 bölü 3, 20 çarpı 1 bölü 3 artı 25 çarpı 0. Kaç bunun sonucu? 30, 50 bölü 3 mü? İşte matematik de yapmayalım. Bunları bir kontrol edelim bir yandan. Evet, 50 bölü 3. Beklenen değeri buldum. Şimdi varyansa geçiyorum. Varyans için önce neyi bulmam lazım? Beklenen değer y kare x eşittir 20. Toplam yine y'nin sınırlarında 10 ile 25 aralığında y kare yine olasılık değeri. Ne olacak? 10'un karesi çarpı 0 artı 15'in karesi çarpı 2 bölü 3 artı 20'nin karesi çarpı 1 bölü 3 artı 25'in karesi çarpı 0. Bunun sonucu da 225, 625 bölü 3 herhalde. 625 bölü 3. Direkt şuradaki sonucu yazayım arkadaşlar. 288.3. Ben de kafadan yaptım. 288.3. Şurada 16.67. Onları bu şekilde yazayım. Daha sonra varyans y. Ama ne için? X eşittir 20 koşulu altında. Beklenen değer y kare
x eşittir 20 için eksi beklenen değer y x eşittir 20'nin neyi? Birlikte karesi. Bunlar da nedir? 283.3 eksi 16.67'nin karesi. O da arkadaşlar 4.41 şeklinde buluyoruz. Tamam. Daha sonra bunları tamamladık. Şimdi gelelim şuna. Kovaryans, korelasyon ve varyans x artı y'yi bulacağız. Kovaryans neydi formülü? Kovaryans xy beklenen değer xy eksi ayrı ayrı beklenen değerleri. Beklenen değer x'i ve beklenen değer y'yi bulacağım önce. Bir de beklenen değer x, y'yi. Şimdi ortak, birlikte yani ortak olasılık fonksiyonum şu şekilde verilmişti örnekte. Beklenen değer x, y. Onun formülünü vermedik yukarıda. Beklenen değer x, y'nin formülü şu arkadaşlar. Beklenen değer x, y şayet kesikli bir değişkense bu sefer çift katlı çift toplam yapıyorsunuz. X'in tanım aralığında yine Y'nin tanım aralığında X çarpı Y çarpı birlikte olasılıkları. Olasılık fonksiyonu. X eşittir X, Y eşittir Y. Aynı işlem integral olduğu zaman da integral X'in tanım aralığında Y'nin tanım aralığında X çarpı Y f x y önce y sonra x'e göre integral aldırıyorsunuz. Biraz hesaplama kalabalıklığı sadece. İşte burada ilk önce onları bulduk bakın. Yani şu x eşittir 10 iken formülü yazdım. X çarpı y çarpı f x y. X eşittir 10, y eşittir 10 iken aldığı olasılık da 1 bölü 10. 10 çarpı 10 çarpı 1 bölü 10. Daha sonra x eşittir 10, y eşittir 15 iken aldığı olasılık 0. Şuradan gitmişim önce. X eşittir 15, y eşittir 10. Aldığı olasılık 2 bölü 2. Yani buradaki bunu kaç hücre için yapıyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane hücre için yapacaksınız bunu. Oradan beklenen değeri 325 olarak bulduk. Şimdi sınavda tabii bu kadar uzun değil sorularınız. Daha sonra beklenen değer x'in beklenen değerini buldurmam lazım. X'in beklenen değeri neydi? X'in tanım aralığında x çarpı x'in olasılık marjinal olasılık fonksiyonu. Geçen haftaki örnekte bunları bulmuştuk hatırlayın. Bu sefer 10 çarpı alma olasılığı, 15 çarpı alma olasılığı, 20 çarpı alma olasılığı, 19,5. Aynı işlemi beklenen değer y için de yapıyorum 15,5. Bu sefer y'nin sınırlarında 15,5. Buradan hareketle kovaryans x, y, beklenen değer x, y, eksi beklenen değer x çarpı beklenen değer y. Sonuç 22.75 büyüktür 0 olduğu için iki değişken arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişkimiz var. Sınavda çıkar ama tabii bu kadar uzun çıkmazdı arkadaşlar. Var bununla ilgili sorularımız da. Hesaplamalarımız daha kısa. İki değişken arasında pozitif doğrusal ilişki var. Tamam. Daha sonra geçelim korelasyon. Korelasyonu hesaplamam için benim neleri bulmam lazım? Varyansları bulmam lazım. Varyansları bulmak için kızacaksınız bana. Beklenen değer x kareleri bulmamız lazım. Beklenen değer x kareler yine x'in tanım aralığında yani 10 ile hangi aralıkta? 30 aralığında x kare çarpı px. 10 kare, 10 kare, sonuç 412,5.
Aynı şekilde buradan beklenen varyans x'i beklenen değeri x kare eksi beklenen değeri x'in karesi 32.25. Aynı işlemleri varyans y için, beklenen değer y için, beklenen değer y nedir? 10 ile 25 arasında değerler alıyor. Yine bunları yerine yazdığınız zaman şuradaki marjinal ısılıkları kullanarak y için 15.5, varyans da buradan 22.15.5 çıkıyor. Buradan da varyans 22.25. Daha sonra bunu korelasyon formülünde yerine yazıyorum. Kovaryans x, y, varyans x çarpı varyans y'nin karekökü. Bunları yerine yazdığım zaman 0.84. Buradan sonuç olarak ne söyleyeceğim? İki değişken arasında pozitif, güçlü, doğrusal bir ilişki var. İlişki vardır. Daha sonra varyans x artı y'yi bulun demiş bana. Varyans x artı varyans y artı 2 tane kovaryans x y. O yukarıda bulduğumuz değerlerini yerine yazdığımızda varyans x artı y'nin değeri de 100 olarak çıkıyor. Şu mu? Aa, evet, özür dilerim. Tabii. Şunlar kare, şunlar da kare. Tamam. Teşekkür ederim. Onlar kare, doğru. Beklenen değer y'leri de daha önce bulmuştuk üst örneğimizde. Gelin bir de sürekli için yapalım. Aynı işlem arkadaşlar. Yapacağımız yine örneğimiz bu. 0, 1, 1, 2, 8 bölü 3 x küp y. Kovaryans x, y, korelasyon ve varyans x artı y'yi hesaplayacağız bu sefer. Koşulunu koymamışız, onu da hesaplarız olmadı. Önce kovaryans için neyi bulmam lazım? Beklenen değer x, y'yi. Beklenen değer x, y, x'in tanım aralığı ile y'nin tanım aralıklarını yazıyorum. X çarpı y çarpı birlikte fonksiyon, olasılık fonksiyonu yani fx, y, dy, dx. Şimdi bunları hesapladığınız zaman beklenen değeriniz 56.45 çıkıyor. Önce y'ye göre integral aldıracaksınız. Sonra x'e göre. Y'ye göre integral aldırıp sınırları yazacaksınız yerine. Daha sonra x'e göre integral aldırıp sınırları yerine yazacaksınız. Bunları biliyorsunuzdur. Daha sonra kovaryansı buldum. Kovaryansı bulduktan sonra önce beklenen değer x'i buldum. Daha sonra neyleri bulacağım? Kovaryans x'ye'de x virgül y. Beklenen değer x'ye eksi beklenen değer x çarpı beklenen değer y. Şunları bulmam lazım. Bunları bulmak için de yukarıdaki fonksiyondan önce marjinalleri bulacağım. Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları. X'in marjinal dağılımı için neyi kullanıyordum hatırlayın? Y'nin sınırlarını. 1, 2 bandında 8 bölü 3 x küp y dy'ye göre integralini aldırıyorum. 4 x küp. Geçen hafta söylemiştim. X'inkini bulurken x'e bağlı bir sonuç bulacaksınız doğal olarak. Y'ninkini bulurken de yine x'in sınırlarında dx'e göre bu sefer integral 2 bölü 3 y. Bunları bulduk. Buradan sonra beklenen değer x'i buluyorum. Beklenen değer x'i buluyorum. Aslında burada bir trik nokta göstereceğim ama birazdan göstereyim onu. Beklenen değer uzun uzun hesaplayalım önce. Beklenen değer x'i bulduracaksınız buradan. Yine x'in tanım aralığında x çarpı fx dx. Yukarıda bulduğunuz fonksiyonu yerine yazacaksınız. Buradan 4 bölü 5. Beklenen değer y'de yine 14 bölü 9. Yazalım bunu kovaryans fonksiyonunda. Beklenen değer x'ye eksi beklenen değer x çarpı beklenen değer y
Gördünüz mü? Sonuç 0. İki değişken arasında ilişki yok. Şimdi bunu uzun uzun şuradan da bakabilirdim. Bağımsızlık koşulu neydi? Fxy fx çarpı fy'ydi değil mi? Şunları çarpın. Yukarıdaki fonksiyonu veriyor mu? 8x küp y veriyor değil mi? Dolayısıyla kovaryans nedir? Sıfırdır. Bunu buradan da söyleyebiliriz. Yani bu tarz noktalara dikkat edelim sınavda. Tamam? Daha sonra varyans x hesaplattık. Biraz hızlı geçeyim buraları. Daha sonra varyans y'yi, en son soruda bana neyi soruyordu? Varyans x artı y'yi soruyordu. Varyans x artı y. Bunlar kovaryansları sıfır olduğu için direkt varyans x artı varyans y şeklinde bulunur. Sonuç 0.106. Tamam. Şimdi bir saniye. Şurada bir çalışma sorumuz var arkadaşlar. Hem kesikli hem sürekli için size bu çalışma sorusu koydum. Burada bakarsınız her şeyi hesaplatmaya çalıştım. Beklenen, evet, koşullu varyans hesapları sürekli için yapmamıştık örnekte, ama sürekli için de yine burada koşullu varyans hesabı var arkadaşlar. Şu şekilde. Detaylı bir şekilde bakarsınız. Anlamadığınız bir şey olursa önümüzdeki ders ya da sonraki bir ders bir üzerinden bir tekrar yaparız arkadaşlar. Ödevimiz bununla ilgili yine iki tane sorunuz olacak. Bir kesikli, bir sürekli. Oradan tamamlayacaksın, oradan yapacaksınız. Ha, ödev için konuşalım arkadaşlar şimdi. Geçen hafta sorduğumda 17'si uygun demiştiniz ama kaçını? Bugün 6'sı. İstiyorsanız bugün 6'sı. Bugün açarsam haftaya perşembe isterim ama. O zaman 8. 8'de açayım 16'sı. 8-16'sı. Ne dersiniz? Zaten çok kısa arkadaşlar. Bir saatte yapacağınız bir ödev. O yüzden bir hafta yeter. Size koydum çalışma sorularına benzer. Hemen hemen bunun aynısı. Fonksiyonlar değişiyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyorum. 8'i açıyorum. 8.20. İyi mi? 8.20. gün. Tamam mı arkadaşlar? Buna muhakkak bakın bu nota. 8.20. O zaman şimdi onu açayım ben unutmadan. Onun dışında arkadaşlar, haftaya kesikli dağılımlara başlayacağız.
Ondan sonraki haftada 3 dersimiz kaldı. 3 dersten sonra da normal dağılım var. Orada biraz uzun gitmemiz gerekecek. 1,5 haftaya yakın süre arası. O yüzden yetişmezse sizden belki bir hafta böyle bir yarım saat falan ders uzatması isteyebilirim. Şimdiden hazırlıklı olun arkadaşlar. Yetiştirirsek sıkıntı olmaz ama yetişmezse bir hafta bir yarım saat 45 dakika uzatabiliriz. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Herhangi bir sorunuz yoksa o zaman dersi bitiriyorum. Şu ödevinizi bir bulayım. Ödevin öncesi. Bunu tarihini nasıl değiştireceğiz? Tamam. 8.20 mi dedik? Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ben şu ödevinizi yükleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum.